59. Şarköy 59. Ne? Şarköy 59. Anlamadım. 5-9-59. 5 ile 9'u topluyorsun, topla. Kaç yapar? Çok yapar. 14. 14'ü 0 ekle. Keçi oldu. Ne yaptı? Keçi. Bugün ayın kaçı? Keçi. Şarkı 59 sizlerle. Takipte kalın. Selamünaleyküm. Bursa'dan hepinize sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, bugün Bursa'dayız. Çorba içmeye geldim. Burada meşhur bir çorba var. Aslında bu çorba 80'li yıllarda Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan meşhurdu. Aslında çorbanın ismi de baş çorbası. Bazı yerlerde kelle paça, bazı yerlerde paşa çorbası diye geçiyor. Kemal Paşa değilseniz baş çorbası diye ismi geçer. Burada paşa diye söyleniyor. Şarköy'de de kelle paşa diye geçiyor. Aslında çorba aynı çorba. Ama damak tadı ve lezzet olarak farklılıkları vardır mutlaka. Bursa'da benim içtiğim çorba ya da çorbacı burası. Birazdan gireceğim oraya. Çorbamızı içeceğiz. Şarköy'de de çorbacı Yaşar'dan içiyoruz biliyorsunuz. Buradaki çorbayı da görmenizi istedim. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Paşa var mı? Bir tane hemen paşa alayım. Ver bir paşa abime. Uyumam bir oturalım. Çorbamızı içelim, devam edeceğiz. Efendim çorbamızı içtik. Karnımızı doyurduk. Özlemişim bu tadı. Burayı merak ederseniz şayet yolunuz Bursa'ya düşerse kanal boyu Kumanova lokantası. Küçük bir lokanta ama Bursa'da şu anda başka bir yerde var mı yok mu bilmiyorum ama yıllardır burası bu çorbayı yapıyor. Gayet lezzetli. Tavsiye ederim. Şurada otobüs durağında bekleyin. Otobüs gelsin. Buradan Eykel'e gidelim. Bursa Eykel. Muhit olarak. Gerçi biz yukarı diye söylüyoruz. Yukarıya çıkacağız diye söylüyoruz ama onu Bursa'dakiler anlar. Bursa dışındakiler onu biraz anlaması zor olabilir. Yılbaşında falan içmiştim çorba. 70 liraydı. Yine aynı. 70 lira. Tabii Şarköy'e bakarsak, kıyaslarsak biraz pahalı. Fiyat olarak biraz pahalı. Cüzdana baktım şimdi, çıkardım Bursa kart, İstanbul'da İstanbul kart, Tekirdağ'da Tekirdağ kart, cüzdanda bir sürü kart var. Tek bir kart olsa, galiba onda çıkarlar yanlış bilmiyorsam. Tek bir kart olsa süper olur ya. Bir sürü kartla uğraşmaktansa, tek bir kartla işini halledeceksin. Hangi şehre gidiyorsan oranın ücreti geçerli olacak. Karşıda berberin camında fiyat yazıyor da dikkatimi çekti. Sakal kesim 50 diyor, saç kesim 60, yıkama 30 diyor. Bayağı bir ucuz ya. Gerçi ben berbere gitmiyorum ama bayağı bir ucuz geldi. Başka yerlerde İstanbul'da şarkıda fiyatlar nasıl hiçbir bilgim yok. Yorumları yazarsanız sevinirim. Otobüs geliyor inşallah, kartımızda vardır. Kendine göre. Devamlı bana gelsin. Onu bekliyorum.
Efendim, otobüsten indik. Nereye geldik? Tophane yamaçlarına geldik. Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusunun kabirlerinin olduğu yer. Yani Osman Gazi, Orhan Gazi'nin türbesinin olduğu yer. Şurada da zaten saltanat kapı var. Birazdan oradan aşağı ineceğim. Orasını ayrıca çekeriz yine. Yanıma powerbank falan almadım. GoPro'nun şu andaki şarjı ne kadar yeterse o kadar. Şarjımız ne kadar yeterse o kadar video çekeceğiz derken videomuz kapanmıştı. Efendim buraya girdik şu anda. Hemen ilk yakınımız olan Orhan Gazi'nin türbesini bir ziyaret edelim. Bir Fatiha okuyalım. Yolumuza devam edelim sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Dün İstanbul'da da aşina olduğumuz görüntü burada da var. Yabancı turistler yine kafile halinde. Belki de dün İstanbul'da gördüğüm kafiledir bu da. Birçok yabancı turist buraya da geliyor. Merhaba Bruce Lee. Evet, burada saygı nöbetinde olan arkadaşlar var. Geçen de geldiğimi görmüştüm aynı şekilde. Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin türbesinin girişinde bu arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Fatiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bölümde gün içinde belli aralıklarla Kur'an okunuyor. Hoca buraya çıkıyor, merdivenler burada. Şurada Kur'an okunuyor sürekli. Evet. Burası Bursa'nın en güzel yerlerinden birisi. Aynı zamanda aşağıya doğru manzarası mükemmel. Zaten videonun başlarında yukarı çıkacağım diye terim tabir kullanmıştım ya. Buradan onu ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Öğrenciler geziye gelmişler muhtemelen. Başka şehirlerden de gelmiş olabilirler. Evet arkadaşlar, şu an bulunduğumuz yer Tophane Yamaçları. Bursa'nın filmlerde de birçok eski Türk filmlerde görebileceğiniz ilk teleferik vagonları burada sergileniyor şu anda vagonlar. Yanlış bilmiyorsam 45 mi 55 böyle bir insan oluyordu bunlar içine. Ben bunlara bindim, nasip oldu. Bu teleferiklerden odaya çıktım olmuştur. Evet. İlk baştan şuradan bir başlayalım. Sonra bu tarafa doğru geliriz. Videomuzu kısmen tamamlarız. Gençlere bayılıyorum. Cıvıl cıvıl böyle güzel. Evet, burada Bursa Saat Kulesi var.
Evet, şurada toplar var, onları bir çekelim. Tarihi toplar. Ve saat kulesi. Bursa saat kulesi. İhtişamlı bir şekilde karşımızda. Değerli yabancı turistlerin de ilgisini çeken bir yer burası. Gençler. Şimdi az önce size bahsettiğim yukarı neden dediğimi anlayacağınız yere geldi sıra. Evet. Buraya geldiğiniz zaman buradan lafımı keseyim de kocaman bir tut ağacı altına bir sürü tut dökmüş. Hala da dökülüyor. Lapır lapır. Evet. Buraya geldiğiniz zaman bütün Bursa'yı ayağınızın altında görebilirsiniz. Bütün Bursa. Mükemmel bir manzara var burada. Şimdi birazdan o manzarada hepsini adım adım sizlere göstereceğim. Bursa'ya her geldiğimde değişik videolar yapmaya çalışacağım. Bunlar da bana anı ve hatıra kalsın. Hep aynı yaşta kalacak halimiz yok. Günün birinde elden ayaktan kesilip evden çıkamayacak konuma da gelebiliriz. Açar bunları izleriz. Biz bir zamanlar buraları gezdik, gördük diye elimizde bir anı hatıra kalsın. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz şu mükemmel manzara Bursa'nın bitmiş hali. Osmanlı Bursa'yı ovaya kuralım demiş. Pardon, yamaçlara kuralım demiş. Altyapı sorunu olmasın diye. Eski Bursa arkalarda. Uygun bir zaman olursa ileride oralarda da yine videolar çekeriz. Burası Bursa Ovası. Bursa Ovası'nı boş bırakalım demiş. Burada ekim dikim olur diye. Çok da mantıklı düşünmüş. Ama günümüzde gördüğünüz gibi Bursa Ovası ne halde? Şöyle bir bakalım. Şurası İzmir yolu istikameti. Yani yarın Allah nasip ederse ben yola çıkacağım Şarköy'e doğru. İstikametim bu tarafı olacak. Bizim evimiz nerede dersek parmağım ucu şu taraflarda falan kalıyor. Şu yeşilin başladığı yerin oralara denk geliyoruz aşağı yukarı. Çok az bir yeşil kaldı orada. Şurası Altınmamak Caddesi. Bursa'nın meşhur. Ha, bu videomuzu Bursalılar izliyorsa beni yanlış anlamasın, amacım Bursalılara Bursa'yı öğretmek değil. Bursa'yı hiç bilmeyenlere kısmen Bursa'yı bildiğimiz kadar anlatalım diye. Şurada yeşilliklerin arkasında kalıyor. Arap Şükrü Sokağı var. Yahudilik diye orada öyle geçiyor galiba. Orada kilise falan da var. Geceliğin orada tabii çalgılar, meyhaneler falan gırla gidiyor. Efendim senin şurası Bursa'nın yeşillik alan kültür parkı. Çocukluğumuz, gençliğimiz orada geçti. Çok az bir minarenin ucu görünüyor. Videoyu yansıyor bilmiyorum. O minarenin ucu görünen cami de Zeki Müren yaptırmıştı vakti zamanında. Tarihi Merinos. Eskiden oradaydı. Merinos yıkıldı yerine. Müze yapıldı. Bir kongre merkezi vesaire bir şeyler yapıldı. Yine alt tarafta şu gördüğünüz yeni binalar yapılıyor. Orası tabakhanelerdi. Bursa'nın tabakhaneleri artık yok. Bursa'nın dışına kaldırıldı. Onların yerine büyük büyük yeni binalar yapılıyor şu anda. Ve Bursa çok büyük bir şekilde gelişmiş. İzmir yolu gördüğünüz gibi tepelere kadar dolmuş. Görükle'ye doğru komple tepeler dolmuş. Şu yolda ekranı yansıyan bir iki tane yüksek binanın olduğu izle. İstanbul yolu. Yani İstanbul'a gelip gitmek için o yol kullanılıyor. Ankara yolu bu tarafta kalıyor. Onu birazdan o tarafa geçince göstereceğim. Zaten burada her açıdan farklı manzara oluyor. Biraz öyle olacak. Şimdi bu tarafa bir geçelim. Üst taraftan bakalım, aşağıya gelsek mi acaba şuraya? Azı buradaki oraya bakalım olmazsa. Evet. Şöyle aşağısının manzarası. Hemen alt tarafım benim uçurum. Altınmamak Caddesi yine aynı şekilde böyle devam ediyor. Şurada Haşim Şişan'a doğru. Pomara, Haşim Şişan. Bir sürü isimleri var. Şurası Zafer Plaza. Piramit'in olduğu yer.
Hemen arkasında Bursa Ulu Camimiz. Evet, Bursa İstanbul yoldan itibaren böyle gelirsek şu büyük konukların arka tarafında alt tarafta kaldı. Ankara olduğu taraf. Ankara istikameti. Şu karşıda gördüğümüz yamaçlar da Uludağ'ın yamaçları artık. Arka taraflar. Uludağ olarak söyleyebiliriz. Evet, bir üst kademeye çıkalım. Meye başladı. Gölge yerlerden çekim yaparsak daha iyi olacak. Evet, Salkut Kulesi yine. Şuradan bakalım biraz. Buradan ne görüyoruz? Uğur Camii'nin bir kısmı buradan görünüyor ama diğer tarafa geçelim. Şuradan bakayım. Şu ağaçların arkasında kalıyor Uğur Camii. Yeşil türbe görünüyordu buradan bir ara ama şöyle bir göz gezdirirsem biraz da puslu. Aa, yeşil türbeyi şurada, evet. Ekranı yansıyor. Bakın şuralarda yeşil türbe. Daha ileride teleflik attı. O da hava çok net açık olsa o da görünüyor. Şu Premet'in altı alışveriş merkezi zaten. Bursa'nın güzel yerleri. Bu yamaçları da böyle yeşillendirme yapmışlar. Güzel. Olmuş, beğendim. Bakın şurada. Çiçek çıkmış. Saat kulesinin. Rabbim orada ona hayat vermişti. İbretlik bir şey. Taştan çıkaran Rabbim çiçeği de çıkarır. Her şeyi çıkarır. Güzel. Evet. Şuradan bir bakacağım. Uğur Camii tarafı görünüyorsa oradan biraz çekim yapalım. Ondan sonra kamera biraz ısındı. Kapatayım. YouTube'dan da bir canlı yapalım hazır buraya gelmişken. Takipçilerimize anlık olarak buradaki atmosferi gösterelim. Tabii YouTube'dan canlı yayın telefon yaptığımız için titreşim kısmen oluyor. GoPro'da olmuyor. Çözünürlük 720 telefonda. GoPro'da 4K. O yüzden videolarımız daha kaliteli. Evet, yine güzel bir yere geldim ama Ulu Camii çok fazla buradan görünmüyor. Diğer taraftan artık bakacağız. Neyse, GoPro'yu burada kapatalım. Tutmakta güçlük çekiyorum artık. Bayağı bir ısındı. Evet, güller falan. Harika. Saltanat Kapı. Şurası. Zaten kale sularının devamı şuradan böyle gelip alttan devam ettiği için şöyle devam ettiği için bu kale suları kesmişler. Yol açmışlar. Yol vermişler. Öyle bir şey yapılmış. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmem ama bence kesmektense aynı şu şekilde oyup altından araçlar geçebilirdi. Üstü durabilirdi. Yani kapının içinden geçilirdi. Öyle bir şey yapabilirdi. Evet. Şu taşlara bir gidelim. Ben taşları severim. Nasıl bir işçilik yapılmış ona bir göz atalım. Şurada koca koca taşlar. Bakın. Vakti zamanında nasıl işçilikler yapılmış. Aynı şekilde. Yuvarlak yuvarlak. Kaydıra kaydıra herhalde buralara. Çıkartıldı, nasıl yapıldı artık. Nasıl bir teknik kullanıldı bilemiyorum. İşte bu restorasyondan sonra. Tabi buralar hep yeni yapılmış. Restore edildikten sonra. Kolay. İş makineleri falan gündemde olur ki onlar kaldırır, indirir. Onlar için kolay bir işçilik o. Evet. Şu anda hem YouTube'a hem video çekiyoruz hem canlı yapıyoruz arkadaşlar. İki iş aynı anda görüyorum. Ama videoları izlememizi yapmıyorum lütfen. Bakın şurası da fotoğraflı bir kare. Surların hemen
olduğu yerdeyiz. Şu binadan bahsedeyim size. Şu binada ben bir dönem parkecilik yaptığım yıllarda parkesini ben yapmıştım. Rahmetli Bursalı sanayici Mehmet Ekler vardı, demir ticareti yapan. Onun eviydi. Parkecilik konusunda da ahşap parke ustası olarak da çok iyi bir ustadım yani. Emekli olup bıraktık gerçi. Sektör laminate döndü. O yüzden parkecinin çok fazla bir ahşap parkecinin geçerliliği kalmadı diyebiliriz. Evet, burası çok güzel bir manzaraya bakıyor. Ulu Cami karşımızda, gördüğünüz gibi ön tarafta yeşillik gördüğümüz alanlar, daha önceden yüksek binalar vardı. Eski Bursa'yı bilenler oraları bilir. Şu tarihi dokuyu ortaya çıkartabilmek için o binaların hepsi yıkıldı. Yıkıldı ve gördüğünüz konuma ulaşıldı. Yeşillendirilmiş, ağaçlandırılmış. Şu anda gördüğümüz yerden ta arkadaki Ulu Cami'nin olduğu Anlar bölgesine kadar komple şu mıntıka tamamen tarihi bölge. Evet. Tarihi bölge böyle. Ulu Cami'nin hemen soldaki minarenin iki parmak solunda da, solundaki minarenin olduğu yerde de yeşil türbenin kubbesi görünüyor. Yeşil türbenin hemen sol tarafında yine yeşillikler içinde olan bölge Emustan Camii. Bursa'da zaten Emustan'ı bilmeyen yoktur. Onun da çok güzel hikayesi falan vardır. Bir ara fırsatımız olsa onları da size anlatırız. Efendim, Bursa'da şu anda gördüğünüz gibi durum bundan ibaret. Yaklaşık 18 dakikada size Bursa'dan canlı yayın yaptım. Sonra da şurada size bir şey anlatacağım. Ondan sonra canlı yayını bitirip video çekmemize devam edeceğiz. Şurada göstermek istediğim yer şu bina. Toprak altındaydı. Burası yoktu. Bina olarak bir şey yoktu burada. Ve burası bilinmiyordu. 70'li 80'li yıllarda bilinmiyordu. Burası neden sonra adam dükkanına bir tadilat yapmak için kepçe çağırıyor. Dükkanı yıkarken altınlar çıkıyor. İşte kazalım bakalım falan filan derken oradan öyle şu yapı ortaya çıkıyor. Tarihi eser tabii ki. Ve sonra bazı yerlere bunun restorasyon işlemleri falan yapıldı. Düzeltildi. Doğal dokusu ortaya çıkmış oldu. Burası. Şu ağacın arkasındaki yeri size ifade edip ondan sonra canlımızı bitirelim. Yolumuza devam edelim. Evet. Bursa böyle arkadaşlar. Yıllarca bu şehirde yaşamışız. Buranın ekmeğiniydik. Burada büyüdük. Hayatımız burada geçti. Ama ömrümüzün kalan kısmını da artık Şarköy'de yaşamaya adadık. Zaman zaman yolumuz düşüyor. Dün İstanbul'da konaklamak için yer bulamadım. Kimseye de rahatsız etmek istemedim. Ondan sonra çocuklarım da Bursa'dan araçla geldikleri için onların aracıyla döndüm, Bursa'ya geldim ben de. Geceyi Bursa'da geçirdim. Torunumla biraz vakit geçirdik. Güzel oldu, keyifli oldu. Özlemişim zaten. Ondan sonra şurada bir su içeyim. Canlı yayın bitirdikten sonra da yolumuza devam ederiz. Allah nasip ederse yarın yola çıkacağım. Yarın Şarköy'e döneceğim. Şurada son bahsetmek istediğim bir yer Tümurtaş Paşa Türbesi. Şurada görünen türbe. Biraz yaklaşayım da insanlar da oturuyor, rahatsız etmek de istemiyorum açıkçası. Aşağı ince yine canlı bittikten sonra GoPro kamerada yine çekeceğim orasını da aşağı ince. Şuradan göstereyim, yeşilliğin onun arkasında kalıyor. O Tümurtaş Paşa Türbesi'nin olduğu yer değiştirilmek isteniyor. İş makineleri geliyor, defalarca iş makinelerine çalışmak için kaldıralım, başka yere aktaralım diye. Öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar çünkü yolun ortasında orası şu anda. Aşağı ince göstereceğim yine. Kaldıramıyor iş makineleri. Her gelen makine bozuluyor. Baş edemiyorlar. Tabii orada bir değerli bir zattın olduğunu anlıyorlar. Vazgeçiyorlar bu sevdadan. O zamandan beri de Tümurtaş Paşa'nın türbesi orada kalıyor. Evet arkadaşlar, sizlere
Evet, Bursa yamaçlarından Kalesu'dan olduğu yerde devam ediyoruz. Telefondan yapmış olduğum canlı yayını bitirdim. Zor oluyor çünkü. Hem telefondan hem kameradan ikisine birden ilgilenemiyorsun. Bu da maşallah belediye bandosu gibi gıcır gıcır. İnsan bunu biraz yağlar ya. Konuştuğumu duyamıyorum. Az önce yukarıda bahsetmiş olduğum Tümürtaşpaşa Türbesi'nin olduğu yere iniyorum. Tümürtaşpaşa Türbesi'nin olduğu yer vakti zamanında defalarca kez kaldırılmak isteniyor. İş makineleri getiriyorlar, kepçeler, graderler, her neyse. Hiçbiri burada çalışmıyor, hepsi bozuluyor, arıza yapıyor. Anlıyorlar ki burada değerli bir zat var. Biz bunu buradan kaldıramayacağız. Ondan sonra ümitlerini kesiyorlar, vazgeçiyorlar ve Tümürtaşpaşa Türbesi olduğu yerde kalıyor. Şu an oraya doğru gidiyorum. Oraya da bir çekelim, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bursa'da gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Zaten burası yolun kenarında olduğu için burası yol yapılmak isteniyor. Ama maalesef yapamıyorlar. Türbe bu şekilde yerini koruyor. Otobüsler öbür taraftan geçiyor. Burası geçinemez bir hale. Yazıyı da bir okuyalım. Gazi Tümürtaşpaşa, Hüdaver Digar, Murad'ın emirlerinden Yıldırım Beyazıt'ın, Anadolu Beyler Beyi, İsa Çelebi'nin veziri ve kumandanı olup Ulubat Cengi'nde 1403 tarihinde şehit olmuş ve buraya gelmiştir. Allah rahmet eylesin. Bu türbe 1949 tarihinde yapılmıştır. Bursa eski eserler eserleri sevenler kurulmuş. İçeriden servan çıkmış. Yazılı bu herhalde. Gördüğünüz gibi. Evet, Allah rahmet eylesin. Rumi Fatih Allah'ını sabrı seyredin. Hızlı bir an eşit olmasın. Şu gördüğünüz yeşil alanlar ne oldu yer? Hep bina doluydu. Binalar vakti zamanında yıkılmış. Osmanlı eserlerini ortaya çıkarmak için bir çalışma yapılmış. Gördüğünüz gibi direkt zaten Osmanlı eserlerini görüyorsunuz. Yani Anlar Bölgesi'ni görüyorsunuz. Buradan çarşıya, Kapalı Çarşı'ya, oradan Ulu Cami'ye falan açılıyor yollar. Biz de hafiften şöyle bir girelim buraya gelmişken. Buralara bir çekmiş olalım. Evet. Biraz geriye dönüp bakarsak şu yukarılardan aşağı geldik. Tophane Yamaçları oradaydı. Az önce oradaydı. Tümürtaşpaşa'nın türbesi de burada. Bakın her taraf yemyeşil olmuş. Gayet güzel. Efendim, Anlar Bölgesi'nde neler var? Anlar Bölgesi'nde genelde Giyin, Kuşan ve Avlucular Çarşısı falan var. Birçok avlucunun birlikte olduğu bir bölüm var. Bedestenler var. Kuyumcu bedesteni falan var. Ayakkabıcıların bedesteni var. Açık Çarşı var. Kapalı Çarşı var. Hepsi bu bölgede, Anlar Bölgesi'nde Bursa halkına hizmet veriyor. Biz de şöyle Kapalı Çarşı'ya girmiş bulmaktayız. Sağ olun, sonra gördüğünüz gibi kuyumcu dükkanları, kuryemişçiler, bebe giyeyim. Ne ararsanız burada bulursunuz. Şuradan üst tarafa gidersek Avlucular Çarşısı'na çıkıyor. Evet. Bursa'ya da, Bursa'da yaşayıp da Kapalı Çarşı'ya çıkmayan, buralara gelmeyen insan yoktur. Alışveriş yapacağız mı? Mutlaka buralara gidebilir. Buralardan alışveriş yapılır. Buraya girdim, iyi ki serinlik geldi Allah'a şükür. Burada da içeride belli aralıklar çeşmeler var. Eskiden Osmanlı'dan kalma yapılmış olan çeşmeler. Buz gibi sular akıyor. Evet efendim. Üst taraf Avlucular Çarşısı. Buradan çıkarsak avlucuların olduğu bölgeye çıkıyoruz. Hadi çıkalım bir film icabı. Orada da çekelim.
Çanta olmayınca insan rahat geziyor. Dün sırtımda çanta, İstanbul'da cebelleşiyordum sıcakta. Bakın burası Avcılar Çarşısı. Her sokakta avcılar mevcut. Avlu ürünü ararsanız, bornoz, avlu, hediyelik falan hepsi bu bölgede mevcut. Her taraf avcı burada. Evet. Bizim de buraya Bursa'ya geldiğimiz zaman alışveriş yaparken tercih ettiğimiz dükkanlar oluyor. Toptancı eventlerde falan dağıtmak için düğünlerde özellikle buradan avlu aldığımız zamanlar oldu. Toptan satan yerler var. Alt tarafta daha hesapla alınıyor. Evet. Üst tarafta bulacağım kaldı. Hadi o tarafa doğru çıkmayı pek düşünmüyorum şu anda. Aşağıya doğru inelim. Uğur Cami'nin orada daha önce çekmiştim. Kanalımızda Uğur Cami için videoları da var. Başka bir zaman geldiğimizde Uğur Cami için de çekeriz. Şöyle ben biraz Kapalı Çarşı'nın içinde adımlayayım. Ondan sonra trene dönüp bir yerlere gideriz. Sıcakta çok fazla gezme dolaşma iyi değil. Evet. Bursa Kapalı Çarşı. Şöyle tavanları falan her tarafı itinalı yapılmış bir Kapalı Çarşımız var. Genellikle bu Kapalı Çarşı kuyumculuk üzerine döndü. Tek tek başka ürün satanlar, dükkanlar var ama eskiden her şey vardı. Tek tek kuyumcu vardı. Şimdi tam tersi oldu. Dükkanların çoğu kuyumcu. Gördüğünüz gibi dükkanların çoğu kuyumcu. Ve alt çarşı Kuyumcular Çarşısı, Bedesten. Kuyumcular Bedesten olarak geçiyor. Oraya girmeyeceğim şimdi. Şöyle gidelim. Oraları biraz görüntüleyelim. Evet. Şıkır şıkır. Her taraf altın. Az önce şu Acı amca ile beraber aynı otobüsteydik. Bir de öyle bir görsel hafızam var. Gördüğüm bir yüz isim bayık kolay da unutmayayım. Beyin kaydediyor onu. Başka bir zaman başka bir yerde de görsem çabuk hatırlıyorum. Burası da Yorgancılar Çarşısı. Buraya girdiğiniz zaman yorganlık, çeyizlik ürünler bulabilirsiniz bol miktarda. Burası da mobilyacıların olduğu bir bölge. Şu sağdaki dükkandan hayatım kazığını demiştim. Bir daha gelir miyim, hayatta gelmem. Çok güzel kazıklamışlardı beni. O konuda mahirlerdir yani. Güzel kazıklıyorlar Allah için. Bursa'nın bildiğiniz gibi pideli köftesi falan da meşhur. Sağ tarafta bir dükkan varmış bir adamın. Küçük Saray Pideli Köftesi burada olduğu için meşhur. Yolunuz düşerse tavsiye ederim. Mutlaka orada bir pideli köfte yiyin derim. Zaten cantım daha önceki videolarda göstermiştim. Bursa canta da meşhur. Onu da deneyebilirsiniz. Sırt pürücüler, perdeciler olduğu yer. Küçük Saray Pideli Köfte dediğim yerin üst tarafta aile salonu var. Alt tarafta da yerleri var. Yani alt tarafta da oturabiliyorsunuz. Şuradan yukarı çıkıp orada da gidebiliyorsunuz. Vallahi riskli kokuyor ya.
Bursa kebap diyor, küçük saray. Evet, aşağıya da açmışlar, bak burası yoktu. Burayı da açmışlar. Pideli köfte, Bursa'ya gelip de denemek isterseniz tavsiye ederim. Küçük saray en iyisi bana göre. Biz sürekli eşimle buraya gelirdik, orada yerdik. Az önce size yukarıdayken, şu Tobane maçlarındayken bir çeşmeden bahsetmiştim. Uludağ'dan suyu geliyor diye. Buz gibi yaz kışta ama orada suyu var. Şimdi o çeşmeden bakalım, bir su içelim. Bakalım hala buz gibi mi? Uludağ'dan geliyor mu? Onu tespitim yapalım. Of, bir çırpada Bursa'yı var ya, tabii gezdiyor ha. Şaka maka. Evet, çeşme şurada. Çeşme şekil değiştirsen zaman içinde. Önemli olan suyu. Bakalım. Su yok mu? Şirincan'dan uzman Omuzistan Hikayeli Çeşmesi diyor. Bismillah. Allah'ım sana çok şükür. Çok şükür ya. Evet. Bursa döneri biliyorsunuz meşhur. Ben de öğlen için ne yiyeyim dedim. Kendi kendimi düşündüm. Melike döneri gideyim dedim. Karar verdim. Birazdan trene bineceğim. Melike döneri gideyim. Orada bir döner yiyeyim. Bursa videomuzda kapak olsun o da. Bursa'ya gelip de döner yemeden gidilmez. Evet. İşin güzel tarafı, Bursa'da gezerken, dolaşırken çok fazla bir şey sormama gerek kalmıyor kimseye. Bursa'ya hakimiz Allah'a şükür. Neyse. Kimseye muhtaç olmadan Bursa'da gönül rahatlığına gezip dolaşabiliyorum. Burası semt olarak şehre küstü. Yani vakti zamanı birisi Bursa yukarıda yamaçlarda kuruluyken şehrin dışına gelmiş, yerleşmiş yani. Oradakilere küsmüş, şehirdekilere küsmüş. Gelmiş buraya yerleşmiştir. Gerçi burası Bursa'nın şu anda göbeği, merkezi artık. Şehre küsmesinin bir anlamı kalmamış. İnsanlardan kaçmış ama şu anda merkez. Evet, burada da bir türbe var. Zaten Bursa'da gezerken birçok yerde türbe görebilirsiniz. Bursa'nın tarihi olan bir şehir. O yüzden bunlar Bursa'da normal. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Burada kan merkezi var. 32 kere kan vermişim. Dışarıda verdiklerimle birlikte belki 40'ı geçiyor. Kan ferdim düşük diye benden kan almıyorlar şu anda. Kan ferdi yükselmesi için bana verilen ilacı kullanmıştım. Ondan sonra efendim o ilacı kullandık, bitti. Yalnız sağlık ocağından bir belge alıp aldım, belgeyle kan merkezine verip o reddi kaldırmam gerekiyor. Şu anda bende red var. Yani benim kanımı kızlar şu anda almıyor. Sağlık ocağından alacağım belgeyi. Yazın Şarköy'de İskele Meydanı'nda ekipler geliyor kan almaya, onlardan birine vereceğiz. Geçen sefer de aynı şekilde olmuştu bir kere. Başıma geldiği için biliyorum. O reddi o şekilde kaldıracağız. 32'yi 33 yapacağız, 34 yapacağız, 35 yapacağız. Biteceğiz. Bir daha kan bağışı kolay bir yapmam diye düşünüyorum. Buraya kadar gelmişim, bırakmayın. 35'i yapalım. Altın madalyayı kazanalım. Bronz, gümüş madalyaları da kazandık. Bir tek altın kaldı. 32'ye kadar gelmişiz. 3 tane bağış kalmış. O 3 bağışı da bir şekilde vereceğim. Bu red olayı olmamış olsaydı 2 bağışta bitiyordu benim olayım. Ama maalesef en son vermiş olduğum kan bağışı red olmuş. O da benim için kötü bir şey. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Kurallarına ise uygulayacağız. Ama dediğim gibi 32 defa vermişim. 3 kere daha veririm. 35 tamamlarım bir şekilde. Biraz yürüdük. Kent meydanına geldik. Kent meydanındayım şu anda. Şurada AVM'de biraz serin yiyelim. Ah, bayağı bir sıcak. Ondan sonra bir program yapacağız.
Bursa yanıyor. Bunaltıcı bir sıcak var. Şimdi trene bineceğim. Hangi istasyon onu bilmiyorum ama kafamıza göre bir istasyona ineceğiz. İhsaniye tren istasyonuna indim. Bu tarafa doğru yürüyorum. Dünyanın en büyük dönerini yapan Melike Döner rekor kırmıştı geçmiş yıllarda. O platform da şu platform. 2698 kilo ile rekor kırmıştı. Evet. Döner döner deyince Bursa'da birçok İskender döner yer yapan var. İskender'in kendisi var. Melike Döner var. Oğlak kebapçısı var. Var da var. Melike Döner de bunların içine dahil oldu. Önceleri Melike Döner şuradaki görmüş olduğunuz dükkanda hizmet veriyordu. Daha sonra işler büyüdü. Az ileri geçti. Şimdi orada hizmet veriyor. Yani bugün her hizmet biri bilemem. Ama döneri ve eti bol. Birazdan onu da göstereceğim. Evet, şurada bir mekanları vardı. Buradan transfer olmuşlar, yan tarafa geçmişler. Böyle böyle gidiyorlar. Mekan buraya gelmiş. Burada az porsiyon 120, bir porsiyon 225, 1,5 porsiyon 330 yazıyor. Dönerimiz geldi. Şöyle. Bol etli. Bana afiyet olsun. Bu Melike Döner'in sahibi, şu görmüş olduğunuz üç tekerlekli arabayla dönerciliğe başlamış. Bu şekilde döner satarken işi büyütüyor. Ve görmüş olduğunuz gibi kocaman bir marka oluyor Bursa'da. Şöyle dönerimi bir göstereyim. Evet, yemeğimizi yedik. Sahibi de zaten şurada sol tarafta oturan kişi. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet, karnımızı doyurduk. Dönerimizi yedik Melike Döner'den. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Suryapı'ya gideceğim. Az önce kent meydanında Lava 2'de bir gömlek görmüştüm. Bedeni yoktu. Oradaki Lava 2'ye bakarız. Orada vardır herhalde elisi. Lava 2'ye. Bakalım inşallah buluruz. Bu arada 1,5 döner, 1,5 porsiyon İskender, 365 lira, bir de kolamız var. Fiyatlar yüksek olsa da başka yerlere kıyasladığınız zaman İskender'in kendi yerinde 500-600 lira civarı olması gerekiyor. Daha da pahalı. Bursa'da ailecek İskender yemek istediğiniz zaman döner, burası en hesaplı yer. Öyle diyebilirim. Spor stadyumu, timsah arena.
Akşam yeni bir hastane yapılmış. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi. Şu gömleği çok beğenmiştim. Sırf onca geldim buraya ama nasip değilmiş ya. Nasip değilmiş. Bedeni yok çünkü. Bursa Sur yapacağız. Fakat aradığım gömleği bulamadım. Bedeni yoktu. Ben X-Large aradım. Large'a kadar var. Small var. Ama ben small değilim. Evet, burası güzel bir alışveriş merkezi ama ben alışveriş merkezi seven insan değilim ya. İşte mecbur geldim bir gömlek bakmak için. Şarkıyı bulamadığımdan dolayı, yoksa böyle AVM'lere gideyim, gezeyim, tozayım, öyle bir derdim yok benim. Ben doğa adamıyım, doğada gezeyim, bisiklet turu yapayım. Ne işim olur benim AVM'lerde. Güzel bir yer olmuştu. Her taraf bina. AVM kültürü. Neyse, şarjımız bitmek üzere. Ben de videomuzun son dakikalarını çekiyorum. Bursa videomuz bence burada bitiyor diyelim. Şarj bitene kadar çekelim. Evet arkadaşlar, Bursa'da iyi kötü biraz video çektim bugün. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bursa yanıyor, acayip sıcak. Buralarda durulmaz. Yıllarca nasıl durduk bilmiyorum ama durulmaz. Yarın paket Bursa'dan Şarköy'e. Hemen Culup Denize. Şarkı'nın gözünü seveyim ya, her zaman iskele çık püfür püfür esiyor. Burada da yaprak oynamıyor ya. Uf, acayip sıcak. Eve gideyim, hemen bir duş alayım. Şöyle biraz daha atlayayım ya. Bu ne ya arkadaş? Evet. Sur yapı burası. Bursa Sur yapı. Vakit ayırıp buraya kadar videomuzu izlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün güzel yorumlar yapmışsınız. Onları da okudum. Yok turist Hasan, turist Ömer, gezgin Hasan, gezgin Ömer, gezgin gibi bir şeyler yazmışsınız. Güzel. Ya şöyle diyeyim. Dün İstanbul'daydık, daha önce Şarköy dedik. İstanbul'a geldik, İstanbul'dan Bursa'ya geldik. Yarın da Lapseki, Gelibolu, Şarköy yapacağım. Yani Şarköy'e dönüyorum sonuçta. Ne olacak peki? Yarın da Gelibolu video çekersek ya da canlı yaparsak, bu sefer diyeceksiniz bu adam Gelibolu'da. Bir yerinde durmuyor. Döneceğiz memleketimize. Ne yapayım ben burada? Yanıyor burası ya. Allah sabır versin, burada yaşayalım.